Günaydın. Burada uyanamayanlar var. Azra Hanım yastığını aldı, buraya geldi. Saat 10:05 geçiyor. Evin haline bakın. Duru sabah 7'den beri dolanıyor evin içinde. Kahvaltımızı falan yaptık. Azra daha yeni kalktı, hatta kalkamadı gördüğünüz gibi. Bu derseniz geziniyor. 7'den beri bütün evi dolandı. Oynuyor, dağıtıyor, saçıyor. Oh, dök anneciğim, dök. Bak bak. Nasıl zevk alıyorsun dökmekten? Dıgı dıgı dıgı, o saçlar başlar yine dağılmış. Hadi yemek yap bana. Bana yemek yap Duru. Hadi bana yemek yap. Hadi yemek yap bana. Hadi bana yemek yap, hadi. Halım da çok kirlenmiş, silinmesi lazım ya. Of. Bunlar buradayken nasıl sileyim? Hadi gel. Kız Duru 5 dakika durmuyor. İşim gücüm var. 5 dakika rahat durmuyor. Bütün evi dolandı sabahtan beri. Her şeyi dağıttı. Şimdi mutfak çekmecelerine dadandı. Yani bu ara onlara sardı. Mutfak çekmecelerindeki her şeyi boşaltıyor. Geri koyuyorum tekrar. Yani o evreye başladık. Ne yapacağız bilmiyorum. Çekmecelerimi iptal edemem yani. Zaten zor sığdırıyorum her şeyi. Eli hep oralarda, dolaplarda, konsolun içlerinde, bardaklarda böyle. Yani yandım ki ne yandım. İnanır mısınız, deminden beri peşinde koşturuyorum. Yapma, elleme, etme. Hangi birini kaldırayım ki mutfaktan? Nereye kaldırayım yani? Sıkıntılarım çok büyük gerçekten. Sıkıntılar nerede? Sıkıntı orada ben. Bir dakika dur, bir dakika dur. Böyle işte. Arı sokmuş gibi kız 5 dakika oradan oraya zıplıyor. Aynı bir arı sokmuş gibi. Ne yapıyorsun? Zıp zıp zıp. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Yandım ki ne yandım. Gerçekten. Kötü günler önümde duruyormuş da haberim yokmuş. İşim gücüm var. Vallahi ne yapılır? Çamaşır asılacak, yemek yapılacak. Yani hangi biri yapılacak? Ben de bilmiyorum. Yok ki bir katyamız yapsın. Kız! Gitti gene mutfağa, çekmecelerin oraya. Allah'ım yarabbim. Bak, abla makarna istemiş. Azroş Hanım makarna istedi. Ben de şu yarımları birleştirdim. Paketteki yarımlar var ya. Onlara böyle makarna açıyorum. Yine dikildiler gaz başına Duru. Gel. Yine dikildim buralara. Duru Hanım uyanmış. Ama gelmek istemiyor beşiğin içinden. Ne oldu anneciğim? Duru 2 saat uyudu canlarım. 2 saat içinde bütün işlerimi hallettim. Benim kızım çok güzel uyumuş. Benim prensesim çok güzel uyumuş. Niye gelmiyorsun yanıma? Niye gelmiyorsun aşkım? 2 saat uyudu vallahi. O arada işlerimi, güçlerimi hallettim. Saati 1 yaptık. Saat öğlen 1 oldu. Şşt. Hadi gel. Yemek yiyelim hadi. Hadi yemek yiyelim. Kayınvalidem çarşıya indi. Azra da televizyon. Ay, bir uyku bastırdı. Azra da televizyon izliyor. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Bak, kendin mi çıkacaksın? Kendin mi çıkmak istiyorsun? Hı? Aa, aa, aa. Terledin mi bakalım?
Alo, terlememişsin. Terlememişsin. Terlememişsin aşkım. Gelmeyecek misin sen şimdi buradan? Buradan gelmeyecek misin? Kendin geleceksin. Bak bak, düştü. Düştü. Aa. Aa. Hadi gel. Hadi gel. Gel aşkım. Gel çiçeğim. Gel 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 çiçeğim. Gel gel gel. Canlarım geldim, mutfaktan bildiriyorum. Tatlı yapacağım. Yalancı tavuk göğsünden şöyle saray sarması yapacağım. Bisküvili, dolapta muzum da var. Arasına muz koyabilirim. Dün akşam Rıza dedi ki hiç tatlı yapmıyorsun. Hep kek kurabiye yapıyorsun. Hep diyor kendi sevdiğin şeyleri yapıyorsun diyor. Bunu çok seviyor, saray sarmasını. Arada böyle isteyince yapıyorum. Bugün öyle yapayım dedim. Bayağıdır yapmadık. En son Bursa'da mı yapmıştım? Bursa'ya kuzenime gittiğimde yapmıştım en son. Şöyle 1 litre sütümüz var. Hemen sütü dökelim. Bana diyorsunuz Elifciğim diyeti bıraktın mı? Sizin evden de böyle şeyler eksik olmuyor diyorsunuz. Kız ben her şeyden ölçülü yiyorum. Öyle koca tepsiyi önüme alıp ya da koca tatlıyı önüme alıp hepsini ben yemiyorum. Bu evdeki herkes çok seviyor böyle şeyleri. Sık yapılıyor. Gelenimiz gidenimiz de oluyor. Komşular iniyor. Çayın yanına veriyoruz. Yoksa ben bunları tek başıma kendim tüketmiyorum. Hani bir kalıp kekin başına oturup ben kendim yemiyorum. Yediğim oradan bir dilim, bir buçuk dilim. Öyle bir şey yani. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Şimdiki 1,5 su bardağı şeker var. Benim bu kupam büyük olduğu için ben bununla koyacağım. Siz 1,5 su bardağı şeker koyabilirsiniz. Altını yakayım bu arada. Bir su bardağından bir parmak eksik unum var arkadaşlar. Bir parmak kadar eksik bir su bardağından. Bunu da koyalım. Kıvam alana kadar karıştıracağız. En sonunda bir paket vanilya ekleyeceğiz. Margarin de koyan var. 2 kaşık margarin ya da tereyağı ekleyebilirsiniz. Ben de yapabilirim, fark etmez. Yani böyle de yapıyorum. Margarin de koyduğum oluyor. Öyle yani. Akşama da tatlımız da olsun yemeğin peşine. Yemek yapmayacağım. Dün akşamdan güveç bayağı var baktım. Pilav da duruyor dolapta. Az bulgur pilavı var. Onlar bugün yeterler. Salata falan yanına. Çorbamız var yine. Çorbayı yapmıştım sabah. O yüzden bugün yemek yapmayacağım. Yetmezse acıkırsak çay, kahvaltılık falan filan idare ederiz yani. Bugün kendime böyle bir izin verdim. Akşama ne olur bilmiyorum. Ama tatlımız olsun. Değil mi yani? Sizler neler yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Ben gibi evde takılanlar ekstra yorum yazsın. Rıza hafta sonları çalışıyor canlarım. Rıza'nın izni sadece çarşamba günleri. Hafta sonu evde olmuyor. Hafta içi izin günleri. O yüzden ben genelde hafta sonları evdeyim. Aslında bugün kuzenimin aşure Kur'an'ı vardı. Benden uzak bir mahallede oturuyor. Gidemedim. 2 vesait gitmem lazım çocuklarla. Gidemedim yani. Olmadı, nasip olmadı. Çağırdı sağ olsun. Aşure Kur'an'ı vardı bugün. Öyle. Evdeyim yani bugün. Akşam belki çocukları aşağı indiririz. Rıza işten gelsin. 5'te geliyor bakalım. Belki şöyle bir AVM'ye doğru ineriz. Hava güzel. Hava 2 gündür çok güzel. Şu koyulaşsın. Koyulaşınca görüşürüz. Evet. Muhallebimiz koyulaştı arkadaşlar. Şimdi altını kısacağım. Vanilyasını ekleyeceğim. Kıvamı tam istediğim gibi akışkan oldu. Tepsiye şimdi ne yapacağım? Bir paket sade bisküvi rondodan çekeceğim arkadaşlar. Tepsinin dibine yayacağım.
Efendim. Bozuk paraları mı? Duru paralar elliyormuş. Efendim. Geliyorum yavrum. Geliyorum anneciğim. Kız budur 5 dakika durmuyor. 5 dakika. Evet, bisküviyi çekeceğim. Şimdi ben sade bisküvi koyacağım. Rıza kakaolu bisküvi hayatta sevmiyor. Siz varsa kakaolu bisküvi koyabilirsiniz zeminine. İkisi de olur yani, sıkıntı yok. Rıza beyler kakaolu şeyleri sevmiyorlar. Ben de tam aksine bayılırım kakaolu şeylere. Durucuğum bir dur ayağımın altından. Bir dur anneciğim. Bir dur yavrum. Kız evin kedisi gibi ayağımda. Böyle bir şey var mı? Bak şimdi ne yapacağım? Bıs bıs yapacağım. Bak bak. Korktun mu? Korktun mu anne? Şimdi kalanını da yapalım. Bisküviyi çektim. Böyle zemine yayıyorum. Tamamını güzel. Her tarafına yayıyoruz. Duru da şu an tam ayağımın dibinde. İnanır mısınız? Kafasını vuracak oralara bir yere. Zor şartlar altında tatlı yapmaya çalışıyorum. Yaşantım ne kadar zor görüyorsunuz. Artık yayıl istersen canım. Hadi. Heh, oldu herhalde. Tamam. Muhallebi dökeceğim şimdi. Yavaş cana dökelim. Ters yaptım. Görüyor musun? Bu 2-3 saat dolapta donacak. Ondan sonra saracağız inşallah. Düşersin aşkım. Ne yapıyorsun? Gel. Tamam. Şimdi ben dolaba koyayım canları. Dolapta en aşağı 3 saat dinlensin, soğusun. Tamamdır. Bunu böylece... Uyutacak mısın Gülcan'ı? Ha, Gülcan'ı uyutacaksın. Nerede onun yastığı? Nerede onun yastığı anne? Aa, öyle şeyler olmaz. Öyle şeyler olmaz aşkım. Yap. Totosu görünüyor onun gene. Onun gene totosu görünüyor ya. Aynaya bak. Bak aynaya. Kendini mi görüyorsun? Hani o dudak ne? O dudak ne? Çirkin ol. Çirkin ol. Çirkin ol aşkım. Öp Gülcan'ı. Ay sen pıt yapmışsın. Gel değişelim altını. Pıt yapmışsın. Duru. Kızlar mutfağa geldim. Tatlıyı saracağım. Saat 5'e geliyor. Şöyle muzlarımı da dilimledim arasına koymak için. Önce keseceğim. Efendim. Hocam Duru'ya çay koysam eskiyor da. Duru'ya mı? Aha, benim en sevdiğim şeyden mi yapıyorsun? Evet. Duru'ya mı çay istiyorsun? Hı hı. Şey babaannem. Tamam. Babaannem demişti de babaannem de ondan veriyor. Tamam. Şunu sarayım vereceğim anneciğim. En sevdiğim. Bunu biz Bursa'da da yapmıştık. Evet. En son Bursa'da yapmıştık. Hı hı. Bir kilo küçüktü. Hı hı.
ben bir tane muz alacağım burada. Böyle böyle saracağım arkadaşlar. Arasına muz koyuyorum. Spatula yardımıyla sarıyorum. Duru Hanım çay istiyormuş. Ah Duru, ah Duru. Böyle kalan bisküvileri de böyle üzerine seriyoruz. Ben sana veririm Azra. Çayla yersin şimdi. Çay demledik bu arada. Canlarım, saray sarmamız hazır. Böyle üzerlerine Hindistan cevizi de serptim. Muzlu sarmalarımız hazır. Çok güzel oldular. Dolaba kaldıracağım şimdi ama taze çay demledik annemle beraber. Balkonda artık bir çay içeceğim. Keyif çayı. Birazdan Rıza da gelir. Yemek yeriz zaten. Böyle. Bu güzel oluyor. Deneyenler yine yorumlara yazsınlar. Sizin için tadına bakıyorum. Gerçekten. Çok güzel olmuş. Her zamanki gibi. Kıvamı çok güzel olmuş gerçekten. Rıza bayılacak. Çok seviyor. Böyle sütlü tatlıları çok seviyor. Kakaolu şeyleri sevmez de sütlü tatlıları seviyor. Azra da çok seviyor. Duru'ya da yedirdim şimdi. Bir tane yedi. Ona yedirdim. Babaannesiyle içerdiler. Bir taneyi bitirdi. Azra da çayla yedi. İki tane de o yedi. Yarısı bitti zaten. Vallahi. Kızlar, Duru'yu uyuttum çok şükür. Saat 9.30'a geliyor. Ve bu saatte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pizza söylüyoruz. Azra'nın da Rıza'nın da canı ne zamandır pizza istiyordu. Domino's'tan bayağıdır söylememiştik. Ben de dedim iyi hadi söyleyelim. Benim de yiyesim geldi siz söyleyince. Şimdi pizza siparişi verdik internetten. Onu bekliyoruz. Ne yaptım? Çay suyu koydum. Yanında içecek olsa da çay, peşine çay hemen içilir yani. O bir şart zaten gece çayı. O yüzden şimdi pizzayı bekliyoruz. Mutfağı toparladım son bir kez. Bir iki bulaşık vardı. Onları da makineye attım. Duru'yu da uyuttum artık. Televizyon başına geçip dizi izleyeceğim. Bir keyif yapacağım yani. Evet, pizzalar geldi. Yarım saat içinde geliyor biliyorsunuz. Domino's'un böyle bir güzelliği var. Evimiz de yakın zaten. Bir tanesi Azra ile babaannesinin, bir tane bizim. İki tane orta boyu söyledik. Kayınpederim pizza yemiyor arkadaşlar. Yese de bunlar yeter zaten. Bize fazla bile gelir. İki orta boy pizzada bu ara kampanya vardı. 32 liraya geldi. İki tanesi almak isteyenler varsa. Biz sosyal pizza söyledik. Her zaman bundan söylüyoruz zaten. Baharatlısını sevmiyoruz. Böyle söyledik. Azra'nın en sevdiğinden. Şimdi onlarınkini vereceğim. Onlar neyle içecekler bakalım. Biz çayla yiyeceğiz yani. O garanti ama onlar neyle içecek bilmiyorum. Onlarınkini vereyim. Bizimkini de artık Rıza ile beraber içeride bir güzel gömeceğiz. Bize afiyet olsun. Canlarım ben artık gidiyorum. Saat tam 1'e çeyrek var. 1'e çeyrek vara kadar oturduk, televizyonu izledik. Hatta ben biraz YouTube'da video izledim. Diğer arkadaşların vloglarını izledim. Sırayla izleyemediklerim vardı. Onlara baktım. Artık uyuma vakti. Azra'yı da yatağına yatırdım. Koltukta uyuyakalmıştı çünkü. Duru'ya süt yapacağım şimdi.
Uykusunda süt veriyorum. O zaman uyanmıyor. Bir sabah 6'ya kadar falan zannedersem ona yetiyor yani bu içtiği süt. Bir 120 miligram kadar süt yapıyorum ona. Ona sütünü ısıtacağım. İçine bir iki tane de bebe bisküvisi ufalıyorum. Onu çok seviyor. Öyle bugünlük de Elif'in malikanesinde günler böyleydi canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine görüşürüz. Allah sağlık saat verirse yine bir şarkıyla size veda edeceğim. Bu sefer Onur Akın'dan gelecek. Onur Akın, bayılıyorum her şarkısına. Onur Akın, Volkan Konak, Zara, Neşet Ertaş. Hangi birini sayayım? Ben çok severim. Türkü de çok severim. Eski şarkıları da çok severim. Yani yeri gelir arabesk de dinlerim. Yeri gelir pop da dinlerim. Ama en çok zannedersem türküleri seviyorum. Böyle içim bir başka oluyor türkü dinlediğim zaman. Özellikle eski türküleri dinlediğim zaman daha bir fena oluyorum. Fena alıyorum derken yani hoşuma gidiyor yani o anlamda. Ne yapacağız? Onur Akın'la veda edeceğiz. Bu akıma da alıştınız herhalde. Üçüncü gün türkülerle vedaları seviyorsanız ekstra like atmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın. Belki kavuşamam sana.